Merhaba, iyi ki buradasın, iyi ki varsın. Bu güzelliği sizinle paylaşmak istedim arkadaşlar. El işi yapanlar bu motifi lütfen yapsınlar. Bardak altlarını su bardağının altına koysunlar. Çok önemli bir motiftir. Burada gördüğünüz gibi organize olmamış su, organize olmuş altıgen su. Suyun üç hali vardır. Bunu herkes biliyor, okulda da öğrenmiştik. Katı hali, sıvı hali, gaz hali. Ama şimdi dördüncü hali bulundu. Dördüncü hali de altıgen hali arkadaşlar. Çok önemli bir sudur. Nedenini sizlere açıklayacağım. Bu konusu üzerine eksperte olmuşlar, profesörler, araştırmacılar. Buldukları bu altıgen suyun nasıl yapıldığını tabii senelerce uğraşıyorlar ve bu altıgen suyu buluyorlar. Nasıl yapıldığını da biz 5 dakikada hazırlayacağız arkadaşlar. Onlar senelerce uğraşıyorlar ama biz yapacağız. Bunun makinesi var, 50 çırpılan makine, 70 euro kadar falan, ama biz bunu 3 euro ile halledeceğiz. 3 lirayla 5 lirayla suyumuzu altıgen haline getireceğiz. Şimdi bu suyun dördüncü fiziksel durumudur. 60 saniyede hazırlayacağız bu suyu. Normal su H2O olarak adlandırılıyor. Altıgen su H3O2 olarak adlandırılıyor arkadaşlar. Suyu canlandıracağız. Enerjik yapacağız. Enerjilendireceğiz. Ve yeniden mineralize edeceğiz arkadaşlar. Mineral yükleyeceğiz. Ama o mineral yüklemeyi biz kendimiz yapacağız. Suyun özellikle uygun yapısının altıgen olması gerekmektedir. Altıgen su organizmaların tercih ettiği sudur. Doktor Vanke'nin videosuna bakınız. Nasıl yapıldığına dair, nasıl oluştuğuna dair bu konudaki bilgilerini paylaşmıştır. Onunla oradan altyazıyla izleyebilirsiniz. DNA ve mikro moleküllerimiz bu su ile çevrilidir arkadaşlar. Victor Schauberger, Avusturyalı bilim adamı, Masana Emoto, Japon su araştırmacısı, bilim adamı, çok büyük uğraşlardan sonra araştırıp suyun bu halini bulmuşlardır. Yani altıgen hali, suyun dördüncü hali altıgen halidir arkadaşlar. Şu Strukturiertes Wasser, burada da yani karışık su, organize olmamış su, organize olmuş su, altıgen su. Burada gördüğünüz gibi destili suyumuz var. Destili su da kullanabiliriz. Ama onu minerallemek lazım. Onu daha sonra sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Öyle güzel bir metot var ki mineral yükleme. Normal suyumuz var. Ben ilk izlediğimde makinenin 70 euro civarında olduğunu gördüm. Yani o özellikle mutfağımda baktım, bu da yapabilir dedim. Bu fikir de çok güzeldi. Ve sizlere göstereceğim. Şimdi suyumu bardağıma koydum. Onu altıgen su haline getireceğiz. Bakalım nasıl olacak. Bakınız arkadaşlar. Evet. Bununla yapıyoruz. Süt kreması yapmak için kullanılan bu aletle altıgen suyumuzu hazırlayabiliriz arkadaşlar. Daha sonra baktığımda evet bunu da yapıyorlarmış. Bu benim fikrimdi ama
gördüğümde evet herkesi bundan yapıyorlarmış. O kadar büyük paralar verip almanıza gerek yok dediler. Evet, bu da arkadaşlar, bu da olur. Pardon. Bu da olur. Ayran yapmak için kullanılan bu alet. Şimdi bununla yapıyoruz bakalım. İşte arkadaşlar, bu olay çok önemli. Bakınız. Evet. ...60 saniye böyle çeviriyoruz. Bakınız. Benim bu makineden birkaç tane vardı. Markaydı onlar. ...60 saniye böyle çeviriyoruz ve suyumuz altıgen su haline gelmiş oluyor. Bol oksijenli su, oksijeni altıgenin içerisine hapsediyor suyu arkadaşlar. Şöyle uzaktan göstereyim. Bakınız. Çok güzel. Evet bu. Bunu uygulayarak suyunuzu içiniz. Çok önemlidir. Çok sağlıklıdır. Artık bu altıgenleşti su. Tabii biz onu göremiyoruz. Bilim adamları kendi mikroskoplarıyla çok iyi göreceklerdir. Hatta bugün dolu yağdı. Dolun elimde erimesini bekledim. Erimeye yakın altıgen olduğunu gördüm arkadaşlar. Altıgen olarak eridi. Zaten su her zaman yolunu bulur diyoruz. Devamlı böyle dönerek gider yolunda. Mesela denizde gel git yapar. Devamlı bunlar hep altıgenleşmesinin sebebidir. Böyle arkadaşlar suyumuz. Çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize iyi bakınız. Siz de yapınız. Hoşça kalınız. Yalnız şunu da belirteyim. Çok özür dilerim. 5 saat veya 12 saat arası herhalde dayanır. Tekrar yapmanız gerekiyor. Böyle küçük küçük yapıp yanınızda su bardağınızı koyup içebilirsiniz. Teşekkürler.